Bizler Kalbi Selim Derneği olarak Allah rızası için mazlumlara, ihtiyaç sahiplere yardım ediyoruz. Kimsenin diline, ırkına, siyasetine bakmadan Allah rızası için hizmetler yapıyoruz. Bursa'mızda da güzel bugüne kadar faaliyetler yaptık ve Allah'ın nasip de yapacağız. Bu faaliyetlerimizden bir tanesi de geçenlerde fidan dikme olayı olmuştu. Şehrimizdeki bulunan muhtelif yerlerde fidanlar diktik arkadaşlarımızla beraber. Onun haricinde eğitime, öğretime çok önem veriyoruz. Arkadaşlarla beraber birlik beraberlik içinde yapıyoruz. Onun haricinde şehrimizdeki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize maddi ve manevi yardımlar yapmaktayız. Ramazan ayında yaklaşık bugüne kadar 1800 aile erzak dağıttık. Nakdi olarak da 250 bin TL'ye yakında hem zekat hem fitre bizim derneğimize verilen emanetleri ihtiyaç sahiplerine takdim ettik. Onun haricinde faaliyetlerimiz devam etmektedir. Derneğimiz 7 gün 24 saat açıktır. Her gün elhamdülillah derneğimize ihtiyaç sahipleri gelip ihtiyaçlarını bize bildiriyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar karınca yardımlar yapıyoruz. Elektrik faturalarını, doğalgaz faturalarını, su faturalarını ödeyemeyen kardeşlerimizin faturalarını ödüyoruz. Ayrıca da kira yardımları yapıyoruz. Devletimizle, milletimizle el ele beraber çalışıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Valiliği, ilçe kaymakamlıklarımızla beraber birlikte ortak projeler yapıp ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Bir de tarımla ilgili bir projeniz var. Ondan da bahseder misiniz? Tarımla ilgili projemizde köylüye gidip köylülerin ekmiş oldukları mahsulleri hiç arada vasıta olmadan, aracılar olmadan bu köylülerden direkt alıp halkımıza ucuz bir şekilde bunları imal etmek istiyoruz, vermek istiyoruz. Biliyorsunuz piyasa çok kötü, insanların alım güçleri çok yüksek alım güçleri olmadığından dolayı insanlar domatesi, biberi alamıyorlar. Ama biz direkt bunları üreticiden aldığımızda direkt Allah nasip ederse pazara vereceğiz. Yani ondan sizin kendinizin satış noktaları olacak herhalde. Evet, satış noktalarımız olacak. Tanzim yerleri gibi. Evet. Buna hedefliyoruz Allah nasip ederse. İnşallah Allah nasip ederse inşallah bu şekilde yapacağız. Biraz önce din, dil, ırk gözetmeksizin dediniz. Evet. Sadece Suriyeliler mi yardım ediyorsunuz yoksa Türkiye'de yani Bursa'mızda kesinlikle bulunan? Kesinlikle öyle bir algı şeyimiz yok. Sadece Suriyelilere yardım ediyoruz diye bir şeyimiz yok. Mazlum kimse, ihtiyaç sahibi kimse biz onlara yardım etmeye çalışıyoruz. Az önce dediğim gibi kimsenin diline, dinine, ırkına, siyasetine, mezhebine, meşrebine, tarikatına bakmadan Allah rızası için yardım ediyoruz. İnsan odaklı bir derneğiz. Bugüne kadar kim kapımıza gelmişse Allah'ın izniyle boş çevirmedik ve çevirmiyoruz elhamdülillah. Yardımımız bu şekilde devam etmektedir. Bir de geçtiğimiz günlerde farklı sivil toplum kuruluşlarının yardım kampanyalarına siz destek oldunuz. Evet. Mesela Atatürkçü Düşünce Derneği'ne. Evet. Gibi. Onlardan da biraz bahseder misiniz? Geçenlerde kanser savaş derneği var. O kardeşlerimize yardım elimizi uzattık. Diğer dernekler var. Diğer derneklerle beraber ortak hareket yapıyoruz. Ortak hareket projesi yapıyoruz. Onlara da katkımızı sunuyoruz. Sadece Suriyeliler değil yani. Yani katkı derken ne gibi yardımlar? Manevi. Evet. Yani atıyorum bizim mesela bir projemiz var. Sokakta şey yapıyoruz. Tekerlekli sandalye alıyoruz ihtiyaç sahibi ailelere. Bu tekerlekli sandalyeyi nasıl alıyoruz? Kapak topluyoruz. Şişe topluyoruz. Biz bunları yani sokak gezip çöplerden gerekirse restoranlardan, düğün salonlarından rica ediyoruz. Bu kapakları, şişeleri toplayıp satıp bunları da engelli kardeşlerimize engelli aracı alıp onları ikram ediyoruz. Bugüne kadar topladığımız kapaklar, şişeler ve birlikte dağıttığımız şeyler 11 tane araç oldu. Manuel araçlar dağıttık. İnşallah bunun devamı gelecek. Yani bu Ramazan'da çok farklı bir yardım kampanyası başlattınız. Evet. Binlerce aileye evet. Erzak paketi
gönderdiniz. Onlardan da bahseder. Ramazan ayında 2000 aileye kumanya dağıttık. Azık kumanyası dağıttık. Onun haricinde az önce belirttiğim gibi 250 bin TL yakında nakdi yardımlar dağıtıldı. Zekattır, fitredir, sadakadır. Bunlar kardeşlerimize ikram edildi. Yaklaşık da bugüne kadar yani bugün tarihle 850 tane çocuğumuzu giydirmiş olduk. Elhamdülillah tepeden tırnağa. Allah nasip etse Ramazan sonuna kadar bizim hedefimiz 1500 tane çocuğu giydirmek inşallah. Allah nasip ederse inşallah giydireceğiz yani. Bir de bu fidan kampanyası kampanyanızda Bursa'nın farklı sokak ve caddelerine de yani kuruyan, kesilen, kopan ağaçların yerine ağaç dikme kampanyanız var. Onlardan da bahseder. Allah nasip ederse Ramazan bayramından sonra Allah nasip ederse bu fidan olayına daha çok ehemmiyet vereceğiz. Zaten belli bir yerlere diktik kuruyan ağaçların yerine. Az önce sizin buyurmuş olduğunuz gibi kuruyan ağaçların yerine fidanlar ektik. Çok da güzel oldu. Arkadaşlarımızla beraber yaklaşık 200 kişilik bir ekiple sahalarda kuruyan nerede ağaçlar varsa biz onların yerine fidan diktik. Ramazan bayramından sonra da Allah nasip ederse şehrimizin muhtelif yerlerinde de fidan dikmeye çalışacağız. Teşekkür ederiz.